Efendim sağlıklı, keyifli bir pazar günü diliyorum. Hoş geldiniz. Tele1 TV'desiniz. Sağlık gündemi programındasınız. Ne kadar motivasyonumuz düşük olursa olsun, ben hep enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Yine gülümseyen bir yüzle geldim ve çok değerli bir doktorla geldim size efendim. Profesör Doktor Ateş Karateke bizimle birlikte. Jinekolojik onkolog kendisi. Çok değerli bir hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gonca Hanım. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Evet, teşekkür ederim. İyiyiz. Problem yok. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Evet, sağlıklı keyifsiz olmak şeyler güzel. Yaşıyoruz. Evet, sağlıklı olabilmek için de elimizden geldiğince motivasyonumuzu, gücümüzü doğru kullanmamız gerekiyor değil mi hocam? Tabii ki. Yani sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmek, düzgün işler yapmak, kendi vücudumuza yatırım yapmak, geleceğimizi düşünmekle olabilecek bir şey. Yoksa yalnızca sağlıklı kalayım diyerek sağlıklı olunmuyor ne yazık ki. Siz kadınları iyi tanıyan, hem fiziksel anlamda, çünkü onların anatomisi sizin uzmanlık alanınız, hem de psikolojilerini iyi bildiğinizi düşündüğüm bir hekimsiniz. Çok zor süreçler geçiriyoruz. Evet. Yani, ne dersiniz hanımlara? Yani tabii ki Türkiye'de kadın olmak zor bir iş. Evet. Şöyle ki kadın cinayetleri durup dururken olmadı. Yani belli bir süreç sonucunda bunlar gelişiyor. Eğitim noksan. Kadına toplum içinde eşit rol vermezsek, eşit olarak düşünmezsek emin olun yani bu süreç devam edebilir. Yani bir paradigma değişikliğinin ülkede olması lazım. Olmadığı süre içinde de ne yazık ki önlemek çok çok zor. Evet. Çünkü görüldüğü gibi kadınlara olan şiddetin çok önemli bir kısmı en yakınındaki erkeklerden, evet, aile fertlerinden oluyor. Evet. Yani dolayısıyla önlenmesi polisiye tedbirlerle çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet, cinsiyetçi davranmamaya çalışıyorum, evet, ama o kadar da zor. Bütün dünyada kadınların işi çok zor, evet, ama benim ülkem şu anda ilgilendiriyor. Hakikaten kadını, çocuğu, hayvanı çok zor şartlarda yaşıyoruz efendim, öyle söyleyeyim. Evet, yani tüm ülkede bir kadına şiddette bir tırmanış var. Bakıldığı zaman sosyoekonomik durum kötüleştikçe bu da ivmelenerek artıyor. Yani tüm dünya bir iç içe, yani ülkemizi de bunlardan ayırmak mümkün değil. Ama ülkemizdeki eğitimi ve eşitlikçi politikaları ne kadar çoğaltırsak, bu konuda eğitim yaparsak yani çözüm olabilir. Evet. Efendim Profesör Doktor Ateş Karateke bizimle birlikte. Hanımlar, ekran, evet, başına size özel bir program yapıyoruz bugün ve önemli konular konuşacağız. Hemen giriş yapmak istiyorum. Çok fazla tabii konuşulmayan, tabii, utanılan da bir konu ama biz konuşulmayanı konuşalım istiyoruz. Genital organ sarkmaları, rahim sarkmaları nedenleri nelerdir diye giriş yapmak istiyorum. Tabii ki yaşlandıkça nasıl her tarafımız ufak ufak sarkıyorsa yer çekimiyle kadın genital organları yani uterusu, rahimi, idrar torbası ve arkadaki rektumu aşağı doğru bir yer çekimiyle çekiliyor ve dolayısıyla aşağı doğru yere doğru geliyor. Ve dolayısıyla bunun en önemli sebebi yaşlanma. Yaşlanma ile birlikte olan vücudumuzdaki bir takım değişiklikler. Kadın menopoza girdiği zaman emin olun östrojen seviyesi azalıyor. Östrojen ki buradaki alt genital sistemimizdeki, rahimimizdeki, vajinimizdeki dokuların sağlam kalmasını, oradaki kolajenlerin hayatta kalmasını sağlayan önemli bir faktör. İkincisi tabii ki kadın genital organları aynı zamanda çocuğun doğduğu, çıktığı veya bebeği de taşıdığımız organlar. Düşünün. Bu kadın genital organlarını yerinde tutan kaslar var. Bir trombolin kası gibi düşünebilirsiniz. Bir trombolin gibi bu kasları düşünebilirsiniz. Pelvis kemiklerimiz. Evet. Pelvis kemiklerimizin ortasını dolduran bu kaslar ve bunların yanındaki bağ dokuları. Ortadan vajenimiz yani doğum yolumuz geçmekte. Önde idrar yolumuz, idrar torbamız. Arkada da son bağırsağımız. Bu organlar bakın. Öndeki idrar torbası idrarımızı depoluyor. İstediğimiz zaman
boşaltmamızı sağlıyor. Yani bir kontinans, idrarı tutan bir mekanizma da bu yapıyla iç içe. Arkada kakamızın depoladığımız rektumumuz ve rektumu istediğimiz zaman dışarı boşaltmamızı sağlayan bir sfinkter mekanizmamız var. Yani bir conta sistemi var. İstediğimiz zaman açıyoruz, kakamızı yapıyoruz, yoksa gazımızı, kakamızı tutabiliyoruz. Şimdi düşünün, bu organ, genital organ sarkması dediğimiz zaman uterus, rahim yukarıdan gelmeye başlayınca ne yazık ki mesaneyi, bu sfinkter mekanizmalarını, arkadaki son bağırsağımızı ve onun sfinkter mekanizmasını, tutma mekanizmasını hepsini etkiliyor. Dolayısıyla kadında bir rahim sarkması dediğimiz zaman yalnızca bir rahimin sarkmasından değil, kadının yaşamını etkileyen birçok faktör de işin içine giriyor. İdrar kontrol mekanizmaları bozuluyor. İdrarını tam boşaltamıyor veya sık sık idrara gidiyor, geliyor. Geceleri idrara kalkıyor, sıkışıyor. Sıkışırken, tuvalete koşarken idrar kaçırıyor. Veya gazını tutamıyor. Veya dışkılamak için eliyle itmek zorunda kalıyor. Yani bir yaşam kalitesi kadının bozuluyor. Ayrıca bir şey dışarı çıkınca kadının vücut imajı algısı da bozuluyor. Evet. Düşün, yani vücut imajı algısı bozulduğu zaman kadında, Gonca Hanım, kadın daha kolay depresyona giriyor. Kendine güveni azalıyor. Kendine güveni azan, depresyona giren bir hanım daha çok yiyor. Kilo alıyor. Yani böyle bir kısır döngü. Kadın yaşamı için pelvik organ prolapsu, yani rahim sarkması, idrar torbası sarkması, arkadaki son bağırsağımızın sarkması önemli bir konu. Tehlikeli mi? Bakın şimdi, yani bu tabii ki tehlike dediğimiz zaman, eğer idrar torbasını boşaltamıyorsa böbreklere baskı yapabilir. Zaman içinde üre kreatin yükselebilir. Ve daha çok yaşam kalitesini bozuyor. İdrar kaçırmada. Tabii olabilir. İdrar kaçırma olabiliyor, yaşam kalitesini bozuyor. Kakasını tutamıyor, gaz kaçırıyor, toplum içine çıkamıyor. İşte dışarı çıkıyor, cinsel yaşamı bozuluyor, kendine güveni bozuluyor. Yani kadın kendisi 50-60 yaşına geldi, hayattaki bütün zorlukları aştı geldi, tam rahat edeceği sırada böyle kendisiyle yaşam kalitesini bozan birçok şeyle karşı karşıya gelmiş oluyor. Tabii ki bunların birçoğu önlenemeyen sebepler. Yani doğurmak, gebe kalmak, öksüren, kronik akciğer hastalığı olan veya kabızlı olup sürekli ıkıran hanımlarda bu pelvik organ prolapsun sarkmaları daha çok görüyoruz. Çünkü sürekli mikro travmalarla, demin söylediğim pelvik tabanı kapatan bu kaslar sürekli travmatize ediliyor. Sürekli minik minik travmalarda buradaki tutma gücünü yavaşlatıyor, azaltıyor ve bu organlar dışarı doğru yer değiştiriyorlar. Görülme sıklığı yüksek midir hocam? Tabii ki, bakın, doğurganlık arttıkça bir kadın toplumda yaşlı popülasyon arttıkça, tamam, karşımıza çok daha fazla kadın pelvik organ prolapsüyle gelecek. Bakın, Türkiye'de artık bir yaşlı toplum, biliyor musunuz? 65 yaş üstü toplumun yaklaşık %10'undan fazlasını oluşturuyor. Yani biz artık organlarım dışarı çıktı, idrar kontrolüm bozuldu, İşte kaka yaparken sıkıntılar yaşıyorum diyen, bir şey dışarı çıkan kısım moralimi bozuyor diyen kadınlarla çok daha fazla karşılaşacağız. Çünkü o yaş grubundaki insan miktarımız artıyor. Evet, bu insanın psikolojisini çok bozar diye düşünüyorum. Peki kadınlar bunu konuşabiliyor mu? Kaç kadın doktora başvuruyor? Vallahi bakın, sizce? Yani gençlerde, cinsel yaşamı aktif olan hanımlarda, kendine özgüveni olan hanımlarda bu konuda el kaldırıp, evet Ateş doktor bey, böyle bir sıkıntım var, idrar kontrol mekanizmam bozuk veya dışarı çıkan bir kısım var, moralimi bozdu diye gelebiliyorlar. Fakat kabul edersiniz ki yaş arttıkça bir ekonomik gücü azalıyor kadınların. Evet.
İki, kendini ifade etmekteki güvenleri azalıyor. Ne yazık ki bu yaşlı hanımların doktora başvurma oranı düşük. Ve genelde kendi pratiğimden gördüğüm zaman bunları genelde aktif olan, akıllı kız çocukları annelerini doktora getiriyorlar. Evet. Yoksa bunların kendini ifade edip, düzgün doktor bulup bunu tedavi ettirme gibi yetenekleri de bu kadınların zaman içinde azalıyor ne yazık. Evet. Peki tedavisi kolay mı hocam? Tabii ki baktığınız zaman yaşam kalitesini çok bozmayan, ciddi bir şekilde dışarı çıkmayan sarkmaları yalnızca hastayı bilgilendiriyoruz. Yaşam kalitesi bozuk değilse böyle yaşamasına devam edebilir. Bir problem yok. Hı. Ama yaşam kalitesi bozulduğunu ifade ediyorsa, yani bu bir cinsel yaşamı olabilir, işte kendini kötü hissedebilir, böyle bir durumda tedavi yapabiliriz. Gene ama hepsi dışarı çıkmış organlarının ve artık onlar iç çamaşırına sürtünmekten dolayı bir ince bir mukoza, ağız içimizi döşeyen bir epitelin sürekli travma olduğunu düşünün. Evet. Ve orada ciddi problemler, ülserler, yaralar, hatta zaman içinde emin olun pratiğimde birçok kez görmüşümdür, kanserler de çıkabilir. Hmm. Dolayısıyla dışarı sürtüyorsa ve dışarı çıkmışsa mutlaka bunların tedavi edilmesi lazım. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirsiniz ki bu hanım işte 82-83 yaşında, ameliyat edilmesine doktorlar müsaade, anestezi hekimleri müsaade etmedi. Peserlerimiz var, yani volüm sağlayan, içeri koyduğumuz silikondan yapılmış bir takım aletlerimiz var. O aletlerle dışarı çıkmasını engelleyebiliriz. Bu kadınlarda gene yaşlı hanımlarda lokal anesteziyle kapatma ameliyatları yapabiliriz. Hı. Yani dışarı çıkmasını engelleriz. Evet. Ama içerideki o sarkık organ durabilir ama dışarı çıkamayabilir. Hı hı. Veya işte genelde sağlıklı bir hanımsa hangi bağlar bozulmuşsa onları onarma, onları güçlendirme ameliyatları yaparak bu hanımların yaşam kalitelerini mutlak surette iyileştirebiliriz. Evet, ama bu hanımların bizden bu istekte bulunmaları gerekiyor. Evet. Bir hanım düşünün orta derecede bir sarkıklığı var. Yaşamından da mutlu. Yani hiçbir şikayeti de yok. Tuvaletimi tutuyorum diyor. Kakamı tutuyorum. Gazımı tutuyorum. Cinsel yaşamımda bana göre iyi veya yok. Tamam mı? Bu hanımların da bir cerrahi müdahaleye tabi tutulmasını uygun bulmuyorum ben. Evet. Yaşam kaliteleri ise kendileri bir doktordan veya hekimlikten bir istekleri yoksa Gonca Hanım öyle devam edebilir. Ama en azından kontrollerine belli aralıklarla gitsinler ki hani ilerliyor mu ilerlemiyor mu önemli çünkü. Mesanelerini boşaltıyorlarsa, evet, böbreklerine bir zarar vermiyorsa yani öyle de devam edebilirler. Evet. Kendilerine bağlı. Evet, biraz menopoz sürecine girelim mi hocam? Tabii ki. Evet. Yani hepsi iç içe zaten. Evet. Ve konuşulmayan. Yani evet, konuşmaktan rahatsız oluyor hanımlar, evet, menopozu. Bu arada efendim sosyal medyadan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam canlı yayında hemen kendisine sorabilirim. Menopoz süreci ne zaman başlar, ne zaman biter? Bakın şimdi menopoz süreci değişken bir şey, yani kadından kadına değişebiliyor. Menopoz demek kalıcı olarak bir kadının adetten kesilmesi, adetlerinin bitmesi demek. Bunun için 12 ay boyunca adetleri görmeyen bir hanıma deriz ki artık menopoza girdiniz. Evet. Yoksa 2-3 ayda bir adet gören bir hanıma veya 6 ayda bir giren hanıma menopoz demiyoruz. Menopoz öncesi, menopoza geçiş dönemi olarak tanımlıyoruz. Ve kadından kadına da değişik. Gerçekten de 40 yaşından önce adet menopoza girme var. Buna prematür menopoz veya çok çok erken menopoz diyoruz. 40-45 yaşlarında menopoza girmek var. Buna erken menopoz diyoruz. Bir de 45 yaşının üzerinde işte 46 yaş, 54-55 yaşında adetten kesilme menopoza girmek var. Tabii ki
Bakın bir 40 yaşından önce kesilen bir hanımla veya 45 yaşından önce adetleri biten menopoza girmiş bir hanımın yönetimiyle 50-51 yaşında menopoza girmiş bir hanımın yönetimi birbirinden farklı. Tabii ki menopoz kadının yaşamını aynı sarkıkta gibi yaşamını çok olumsuz etkiliyor. Yani bu geçiş dönemi bazen sordunuz ne zaman başlar, ne zaman biter? 7,5 yıla kadar, 1-10 yıla kadar uzayan ateş basmaları, sıkıntıları, işte uykusuzlukları, gece terlemeleri, mut değişiklikleri, depresyonu süren hanımlar olduğu gibi hiçbir bende değişiklik olmadı. Adetlerim işte 12 aydan beri adet görmüyorum, menopoza girdim diyen hanımlar da var. Ama bu geçiş sürecini yaşayan hanımlar daha çoğunlukta yaklaşık %75'i hanımların bu anlattığı mut değişiklikleri, terlemeler, gece terlemeleri, uykusuzlukları, kendini halsiz hissetmeleri, diz ağrıları, konsantre olamıyorum, işte hatırlayamıyorum gibi şikayetler de bize gelmekte. Bu geçiş dönemi uzun olabilir. Tabii ki neden olduğuna söylersek yumurtalıklarımızda artık yumurta kalmıyor, bitiyor. Yumurtanın bitmesi demek kadınlık hormonu yani östrojen ve progesteronun vücuttan artık çok çok azalması demek. Bakın östrojen kadın yaşamı için çok önemli bir hormon. Ve en önemli noktasında Gonca Hanım 45-50 yaşından önce kadınlarda kardiyovasküler hastalıkları çok nadir görüyoruz. Bir genetik yatkınlığı yoksa hanımefendinin pek görmüyoruz. Ama menopozdan sonra kardiyovasküler hastalıklar aynı erkeklerdeki oranlarda gözüküyor. Artık. Dolayısıyla koruyucu melekleri bitiyor. Dolayısıyla kadınlara diyoruz ki ve bu sigara karşıtlığı konusunda oldukça hastalarıma bilirler. Emin olun sigara içmeyin. Çünkü koruyucu melek bu östrojeniniz menopozdan sonra kalmayacak. Menopozdan sonra kalp hastalıkları, damar hastalıkları geçirme olasılığınızı ortadan kaldıracak melek gitti. Dolayısıyla gerçeklerle yüz yüze kalacaksınız. Onun için çok önemli. Menopozun ifade ettiğim gibi kadın yaşamında bir takım hem fiziksel hem ruhsal hem de günlük yaşamını ilgilendiren önemli bir değişikliklere sebep olan evet. bir dönem. Evet. Bu ara çok sıkça duyuyorum çevremde. Erken menopoza girenlerin sayısı arttı mı hocam? Vallahi yani bir oran çok değişmemiştir. Fakat erken menopoz yani 45 yaşından önce menopozu birçok sebepten olabilir. En önemli sebep genetik. Şöyle tarifleyeyim. Her kadın yeni yumurta yapamıyor. Annesinden ne yumurta aldıysa iki sepet yumurtalıyor. Sağ yumurtalık, sol yumurtalık. Bu iki sepet yumurtayla doğdu. Ve bunları menarş yani ilk adet görmeye başladığından itibaren bolca atıyor. Yani bir yumurta atabilmek için yüzlerce yumurtayı zayi ediyoruz. Bir yarışma var onların aralarında da en iyi genetik içeriği olan yumurta yumurtlanacak diye. Zayi oluyor. Dolayısıyla bunlar belli bir noktada bitiyor. Bazı hanımlarda eğer annelerinden genetik sebeplerle az yumurta almışlarsa 45 yaşından önce, bazı hanımlarda 40 yaşından önce bitiyor. Tabii ki bunu bizim iatrojenik dışarıdan bir takım faktörler de buna etki edebilir. Aldığımız kanser tedavileri dolayısıyla aldığımız kemoterapik ilaçlar, gene radyoterapi yumurtalıklar maruz kalmışsa gene yumurtalıklardaki bu yumurtaları öldürecektir. Erken menopoza sebep olacaktır. Ama kadınların çok önemli bir kısmının iradesiyle yaptığı bir yanlış var. Sigara içmek. Bakın bir hanım işte. Her şeyi sigaraya bağlı. Evet, 20 yıl sigara içerse emin olun birçok epidemiolojik çalışmada 2 yıl önce menopoza giriyor. Yani o kadar etkili. Etkili. Onun için bunu şundan söylüyorum. Kendi özel pratiğimdeki birçok hanım sigara içiyor. Kime sorsam sigara içiyor musun? Evet. Çünkü
O kısa hekimlik sürenizde human papilloma virüsün işte kanser yapabilmesiyle bir ilişkisi var. Onun için vurguladığım bir konu ama genelde bir kadının sağlığına baktığımız zaman erken menopoza sebep oluyor. Birçok kronik hastalıkların, kalp damar hastalıklarında zemin hazırlıyor. Dolayısıyla sigara içmemek, erken menopoza girmemek için önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Duydunuz hocamı. Evet. Duydunuz hocamı. Kanserde kadın... İşte rahim ağzı kanserlerinde, kadın kanserlerinde menopoz sürecinde artış olur mu? Tabii ki bakın kanserler yani çok gençlik hastalığı değil. Ne zaman insidansı artıyor bunların? Yaşlanmakla insidansı kanserlerinde artıyor. Tabii ki baktığımız zaman dedik yani toplumumuz yaşlanıyor. Yaşlandığımız zaman kadınlarda gözüken kanserlerde yaşlı popülasyonumuz arttıkça artacak. Kadın doğum açısından en önemli şey tabii ki bizim de taramalarını yaptığımız, tedavilerini genel cerrahi arkadaşların yaptığı meme kanseri. Her 7-8 kadından bir tanesinin meme kanseri olacağı bir gerçek. Gene her yaklaşık 1,5-2 kadından bir tanesi rahim ağzı kanseri olacak. 1,5-2 kadın gene 100 kadından iki tanesi rahim içi kanseri, endometrium kanseri olacak. Gene yaklaşık %1,5 kadında yumurtalık kanseri olacak. Tabii ki yaş arttıkça bunların insidansı da artıyor. Bakın menopoz için çok önemli bir şey. Yani 12 ay adet görmedik. Ne dedik? Siz artık menopoza girdiniz. Evet. Girdikten sonra, menopoza girdikten sonra olan uterus kanamaları, rahim kanamalarının mutlaka açığa kavuşturulması lazım. Ben işte 57 yaşındayım. 3 seneden beri adet görmedim. Şimdi kanadım. Herhalde gençleştim. Adetlerim geri döndü. Birden ki, kanamalar mı hocam? Evet yani birden kanama oldu. Bu mutlaka bir hekim tarafından alt genital sistemi, yumurtalıkları, rahiminin mutlaka dikkatli bir şekilde bakılması. Hatta biyopsi alınarak rahim içinde bir kadınlık varsa bir hekim başka bir şekilde bunu ortaya koyamamışsa mutlaka bu hastaların irdelenmesi gerekiyor. Bakın gene postmenopozal dönemde yani bu yaşlılık döneminde gerçi yaşlılığı da artık 75 sonrası evet, diyoruz. Evet. 75'e kadar orta yaş, 75-85 işte yaşlı, 85 sonrasında kırılgan grup olarak tanımlıyoruz ve tedavilerimizi ona göre yönetiyoruz. O zaman yaşlı demeyelim de işte menopozdaki hanımlarda bir karın içinde şişli, kazımsızlık gibi basit bir bulgular olduğunda da genelde bu hanımlar gastrointestinal yani mide bağırsak doktoruna gitmekte hazımsızlığım var gibi bir takım ilaçlarla bunu çözmeye çalışılmakta. Halbuki bir takım şeylerin habercisi olabilir. Evet, yumurtalık kanserinin emin olun hiçbir habercisi yok. Yani ne zaman ki biz kadının karnı kocaman şişiyor, şiştikten sonra içinde sıvı birikiyor, ondan sonra tanı koyuyoruz. O zamanki devrede yaklaşık 3 oluyor. Ve dolayısıyla bakın böyle bir şikayetler varsa mutlaka bana sorarsanız her kadın senede bir yumurtalıklarına mutlaka baktırmalı, hekim tarafından tuşe edilmeli, aile riski varsa bunlar daha farklı yöntemlerle yapılmalıdır. Gene bu karnı şişen hanımların, hazımsızlığı olan hanımların mutlaka jinekolojik, onkolojik muayenelerin yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Evet. Peki hocam, menopoz sürecinde hani menopozu uzatmak için bir takım ilaçlar kullanılıyor. İşte östrojenler kullanılıyor. Ya da bu kullanılmalı mı diye soracağım. Ya da menopoz sürecinde bir takım etkileri yok etmek için yeni tedavi yöntemleri var mı? Şimdi bakın, yani 88'de uzman oldum. 2002-2003'e kadar menopoza girmiş olan hanımlara veya girmekte olan hanımlara hormon replasman tedavisi yapmazsak malpraktis kabul ediliyordu. Yani yanlış hekimlik yaptın deniyordu. Fakat bu 2000'li yılların başında ve işte 1998-99, 2000-2001'de yayınlanan yayınlarda gördük ki yani bizim kullandığımız
hormon, dışarıdan aldığımız östrojen veya yapıştırma östrojen kalp damar hastalıklarından korumuyor. Demin söyledim, kadınların koruyucu meleği östrojen. Evet. Ama doğal östrojen. Bu dışarıdan verdiğimiz östrojen dendi ki bu çalışmalarda gösterildi, kalp damar hastalık riskini azaltmıyor. Hatta işte WHI veya One Million Study iki tane çalışmada dedi ki bir miktarda artırıyor. Hmm. Zaten biz o noktaya kadar neyi biliyorduk? Kullandığımız dış östrojenin, dışarıdan östrojenin meme kanser riskini bir miktar artırdığını biliyorduk. Ama kalp krizi riskini, damar hastalıklarını azaltması o kadar hayatiydi ki, çünkü menopozdaki kadınlarda birinci ölüm sebebi nedir? Kardiyovasküler hastalıklardır. Evet. Ve dolayısıyla bunu azalttığımız için bu meme kanserindeki minik artmaları göğüs geriyorduk ve kullanıyorduk. 2002'de, 3'te çıkan bu çalışmalarla artık bu damar hastalıklarından kalbimizi korumadığı ortaya çıkınca, bakın 2000'li yıllarda 600 milyon olan menopozdaki hormon replasman tedavi kullanımı tüm dünyada günümüzde 6 milyona düştü. Yani %1'e nüfusumuz, dünya nüfusu artmasına rağmen çok azaldı. Sebep neydi? İşte kardiyovasküler riskleri azaltmıyor, hatta bir miktar arttırıyor mu diye. Fakat şimdi verilebilir mi? Yani son yıllarda yapılan, son 10 yılda yapılan çalışmalarda Konca Hanım gördük ki bu çalışmalar, bu 2000'li yıllarda yapılan çalışmalar hep 60-65 böyle yaşlı hanımlarda yapılmış. Ama biz menopoza yakın, menopozlu hemen başlangıcında 60 yaşından küçük hanımlara hormon replasman tedavisi verirsek, yani östrojen yapıştırma veya fısfısla veya oral yolla verirsek, kalp krizinden bir miktar koruduğunu, bunun tedavinin zamanlamasının menopoza hemen yakınsa, 60 yaşından küçükse faydalı olacağı yönünde çalışmalar çoğalmaya başladı. Ve dolayısıyla şimdi bakın, hormon replasman tedavisinin ciddi faydaları da var. Ne var? Bu anlattığım işte uykusuzluğu, ateş basmaları, terlemeleri, konsantrasyonum bozuldu, yerine gelmiyor, hatırlayamıyorum gibi işleri düzelttiği yanında kemik kırılmasını, kemik kırılganlığını azaltıyor. Önemli. Evet. Özofagus, mide ve kolorektal kanseri azaltıyor. Bu önemli bir iş. Dolayısıyla bütün bunların yanında gene önemli bir iş ki kadınlarda, menopozlu hanımlarda alt genital sistemimiz çok inceliyor, kuruyor, cinsel yaşamı kötüleşiyor, bunları da iyileştiriyor. Bunlar faydalarımız. Evet. Öbür tarafta en büyük zararımız neydi? Stroke, yani kalp krizi geçirme, beyin damarlarının tıkanması, tromboembolizm en büyük riskimiz. Buradaki tartışmayı anlattım. Zamanlama erken olursa bu risk azalabilir mi? Bu daha net ortaya konmuş bir iş değil. Peki. Bir hipotez olarak devam ediyor. Hı hı. Bunun yanında gene ilaç kullanmamızın, hormon almamız safra kesesi hastalıklarını artırıyor. Meme kanser riskini artırıyor. Over kanser riskini arttırıyor. Yani bir tarafta faydalar var, bir tarafta zararlar. Karar kompleks bir olay. Evet. Yani bu karar, tutup ben bunu alayım mı dendiği noktada hekimin o hanımı tanımadan, niye aldığını iyi kestirmeden, risklerini ortaya koymadan vereceğimiz bir karar değil, emin olun. Hormon replasman tedavisi kompleks bir kararla verilir. Evet. O zaman şunu anlıyorum, o kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki, o zaman bir hanım menopoza girdiği zaman doktor kontrolünde mi olmalı? Tabii ki. Yani menopoz... Çünkü melekler gidiyor. Melekler gitti. Melekler gidiyor. Evet. Başka melekler bulmak gerekiyor. Evet. O da doktorlarda önemli yani. Ben bunu anlıyorum. Bakın, benim oradaki konsept de farklı. Şimdi siz menopoza kadar vücudunuzu kötü kullandınız. Yani sigara içtiniz, kilolu geldiniz, kemiğinize 30 yaşına kadar kalsiyumları depolamadınız, spor yapmadınız, güneşe çıkmadınız, kemiğinize stres vermediniz, kemiğiniz kırılgan girdiniz, tamam? Sigara içtiniz,
Yani hiçbir şeyinize dikkat etmediniz. Dolayısıyla kalp ve damar sisteminiz kötü girdiniz. Evet. Ve yani menopozda bunları bir düzeltecek tek bir ilaç yok ki. Evet. Yani oradaki östrojen de fayda etmez ki. Ve dolayısıyla menopoza akıllı bir kadın daha çocukluktan itibaren spor yaparak, 30 yaşına kadar kemiklerine bol kalsiyum depolayarak, canının kıymetini bilip sigara içmeden bu yaşa taşıyarak, işte gene menopozda gördüğümüz nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Parkinson, bunlar için toksik maddeleri çok almayarak, yani hayatını menopozlu yılların bir gün geleceğini düşünerek hazırlamalı. Hazırlıyor muyuz hanımlar bilmiyorum. Evet, bilemiyorum. Hazırlayarak geldim. Evet. Yoksa menopoza geldim. Menopoz oldum. Ben her şeyi koruyayım. Yok böyle bir dünya. Evet. Peki menopozda cinsel yaşamla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki söylemek isterim. Menopozda bakın gerçekten de östrojen hormonu vulvamızda, vajinamızdaki epiteli besleyen hormon. Bu hormon giderse bu doku incelmekte ve kuruluk olmakta, kayganlığı bitmekte ve dolayısıyla cinsel yaşamı kadın için bir eziyet olabilmekte. Ve gerçekten de aynı şekilde bu hormonlar alt üriner sistemimizi de etkilemekte. Yani mesanenin belli bir kısmını ve dışarı idrar yaptığımız üretrada östrojen bağımlı bir doku. Ve buralarda da incelme olunca kadın sık idrara gidiyor, sıkışıyor, idrarını yaparken yanmaları oluyor, boşaltamadım zannediyor. Bir sürü bir yaşam kalitesini bozan, cinsel yaşamını bozan bir takım zorluklar yaşıyor. Bakın benim net olarak bildiğim bir iş var. Lokal olarak kullanılan östrojenler. Lokal olarak vajinaya uyguladığımız östrojenler sistemik etkileri hemen hemen yok. Demin anlattığım stroktur, işte meme kanseri, işte yumurtalık kanserini arttıracak, safra kesesi risklerini arttıracak bir etkileri yok. Dolayısıyla bu şikayeti olan hanımların lokal östrojen kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa emin olun burada oluşan infeksiyonlar ciddi ürosepsislere yani idrar yolunda ciddi sepsislere, infeksiyonlara da sebep olabilir. Bu yeni nesil ilaçlardan değil mi? Son bahsettiğiniz yeni çıkan. Yeni çıkan çok düşük dozda östrojen içeren tabletlerimiz var. Bu tabletleri vajinaya koyduğumuz zaman emin olun kadının cinsel yaşamını iyileştiriyoruz. Üriner semptomları anlattığım idrarla ilgili problemlerini asgariye indiriyoruz. Ve üriner sistem infeksiyonlarını asgariye indiriyoruz. Dolayısıyla yaşam kalitesi ve risklerini kadının azaltıyoruz. Yani alt genital sistemde östrojensiz kalmaya müsaade etmeyelim. Evet. Çünkü emin olun kadınlar 50 yaşından sonra menopoza girdiğini düşünelim. Dedik yani 75'e kadar orta yaş. Bu hanımların da cinsel yaşamı devam edecek. Aynı şekilde erkeklerin de o yaşa kadar rahat devam ettiğini biliyoruz yeni bir takım desteklerle. Dolayısıyla hanımlara bu konuda yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam son 3 dakikamız. Sizin uzmanlık alanınız onkoloji. Kanser konusu. Hanımlara özellikle kanserle ilgili, menopozla ilgili altını çize çize konuşmak istediğiniz bir şey varsa almak isterim. Tabii ki demin söyledim. Menopoz bir kadın yaşamında kaçınılmaz bir nokta. Buraya her hanım gelecek. Yok ben menopoza girmeyeceğim diye bir bulgu yok. Psikolojik etkileri evet. De çok. Hala hanımlar bunu konuşmak istemiyor. Evet. Kendi aralarında bile böyle dost sohbetlerinde bile hala hemen uzak duruyorlar, evet. Kaçıyorlar falan yani. Evet bir de uzun ve sağlıklı yaşamak artık biliyorsunuz her insan tarafından istenen bir nokta. Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsak bir menopozlu yıllarda biz östrojen eksikliğiyle karşı karşıya kalacağımızı bilmeliyiz. Vücudumuzu buna hazırlamalıyız. Tabii ki eğer buna çok hazır değilsek östrojensiz kalmaya
menopoza yakın, 60 yaşının altında, işte ben daha çalışıyorum, müdürüm, konsantrasyonum iyi olmak zorunda, beyin fonksiyonlarım iyi olmak zorunda, iyi uyumak zorundayım, durup dururken terlememek zorundayım diyen hanımlara bir hormon replasman tedavisi, bu riskleri anlatılarak yapılabilir günümüzde. Ve mutlaka ve mutlaka gene koruyucu melek, biliyorsunuz, kemikleri koruyor. Evet. Koruyucu melek gittiği zaman kemiklerimize mutlaka ve mutlaka gençken stres verelim, spor yapalım, kalsiyumdan bol beslenelim. Menopoza girdik, mutlaka ve mutlaka kalsiyum, D vitamini, selenyum, çinko gibi kemik sağlığı için olan bir mineralleri ve vitaminleri alınmasını öneriyorum. Ve demin de vurguladım. Eğer alt genital sistem problemleri varsa, yanmalar, ilişkide zorlanmalar, işte sık idrara çıkmaklar, sıkışmalar varsa, bu bölgeye lokal östrojen kullanımı genel riskleri taşımıyor. Bunlar yapılabilir ve kadınların amacımız sağlıklı yaş almalarını ve uzun ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak olmalı. Sağlamak olmalı, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiğiniz ederim için, verdiğiniz çok değerli bir can kulağıyla, can kulağıyla dinliyorum sizi. Eminim ki ekran başındaki hanımlar da dinliyordur. Hocamın sosyal medyasını aşağıya verdik efendim. Lütfen sormak istediğiniz sorular varsa kendisine ulaşınız, sorunuz. Tek tek cevap veriyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Sosyal medyada çok güzel videolar çekiyorsunuz. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Bir dakika içinde her şeyi özetliyorsunuz. Hocamın sosyal medyasına giriniz ve bilgilendirme videolarını mutlaka izleyiniz efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli eşinize ve ailenize de saygılar sunuyorum efendim. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, geçen hafta keyifsiz bir haftaydı ama umuyorum ki motivasyonlu bir haftaya gireceğiz. Hayvan katliamları oldu, aile içi cinayetler oldu, yol ortasında tecavüze uğrayan kadınlar oldu. Farklı bir süreç yaşıyoruz. O yüzden de az sonra Gökçe Pinaço'yla yoga saatinde yaz sürecini işledik efendim. Bir göz atınız isterim. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim İpe, teknik yönetimdeki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hafta içi 5 gün Tele 1 ailesi canlı yayınla en doğru haberleri vermek üzere sizlerle efendim. Önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşmek üzere. Sevgiler. İyi hafta sonları. Nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok iyi geçiyordur. Mevsim değişikliğine umarım iyi adapte olabilmişsinizdir. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Sonbahara geldik. Ve sonbahara da uygun bir konu işleyeceğiz bugün. Hassas bir konu biliyorum. Yaz konusunu işleyeceğiz. Umuyorum ki televizyonlarının karşısında olan izleyiciler bundan, eğer böyle bir acıları varsa, bir kayıpları varsa bu programdan fayda görecekler. İçimde öyle bir inanç var. Yani kendini kapatmış, yaz içinde hayattan hevesini kaybetmiş, hayata karşı olan umudunu kaybetmiş bir insan bence bu programı seyredecek ve ona iyi gelecek. Bütün temennim bu. Öyle de bir inancım var içimde. Dediğim gibi hassas bir konu bu. Bir kayıptan bahsediyoruz yas dediğimiz zaman. Bu kayıp, evet, genelde ölümden bahsediyoruz ama bu aslında terk edilmek de olabilir. Yani ben bu program boyunca hep bir ölüm kavramından gideceğim ama sizin eğer durumunuz terk edilmekle alakalıysa bunu direkt olarak terk edilmekle bağdaştırabilirsiniz. Çünkü aynı konu. Şimdi yas süreci normal bir süreç aslında. Bir kaybın arkasından bir üzüntü duyulması normal bir şey. Biz bütün duygularımızı yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü onları baskıladıkça başka türlü yerlerden çıkıyor bunların sonuçları. Üzüntü yaşamak çok normal. Belli bir süre içinde bunu sindirmemiz gerekiyor. Ama normal olmayan ve tedbir alınması gereken durum bu üzüntünün çok uzun sürmesi. Bir türlü bu girilen kötü, yani olumsuz moddan bir türlü çıkılmaması, umutsuzluk hissedilmesi hayata karşı, hayatın hiçbir anlamı olmadığını düşünmek, gelecekle ilgili hiçbir plan kurmamak, sürekli geçmişte takılı yaşamak, sürekli o kafadaki artık kimse, ona endeksli yaşamak ve o olmadığı için de hayatı boş görmek, işte orada problem başlıyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Eğer farkındalığımız yüksekse hayatta, yani biraz olsun büyük resmi anlayabiliyorsak, ki biz zaten yoga yaparak farkındalığımızı bu şekilde yükseltmeye çalışıyoruz,
ölüm bile anlamlandırılabilir. Bir kayıp bile anlamlandırılabilir büyük resimde. Ama dediğim gibi bir kişisel dönüşüm gerekiyor bunu anlayabilmek için. Bir olgunluk gerekiyor. Bazı yazarlar, benim aslında değer verdiğim bir mutasavvıf var. Kayıba bir lütuf olarak bakıyor. Kendi kızını kaybetmiş ve buna bir lütuf olarak bakıyor. Çünkü onu çok dönüştürdüğüne inanıyor. Aynı şekilde benim kendi Kundalini Yoga hocam, o da 9 yaşındaki kızını kaybetmiş ve onun hayatındaki bir milestone dediğimiz yani mihenk taşı olduğunu söyler hep ve kendini dış dünyaya yani insanlara daha fazla hizmet için, yardım için tetiklendiğini kendisinin söyler. Artık bu dünyada başkalarını cesaretlendirerek, başkalarına iyilik yaparak kızının ruhunu onurlandırdığını söyler ve bunun ona verilmiş bir şans olduğunu söyler. Biliyorum böyle düşünmek çok artık aşılması gereken büyük bir kişisel dönüşüm süreci gerektiriyor. Farkındayım, çok zor ama ne olursa, ne katkı yapabilirsek bizim için kar. Benim bu konuyla ilgili anlatacağım bol bol şeyler var ama öncesinde bu bir yoga programı sonucunda bir meditasyon yapalım istiyorum. Meditasyonu da 3 dakika yapalım bugün çünkü yoga seti yapmayacağız. En azından doya doya bir meditasyon yapalım. Meditasyonumuz eski Hint kültüründe bir şeye gidilerek, nehre gidilerek yapılırmış bir kaybın ardından. Yani bir kasabada yaşayanlar bir yas durumu olduğu zaman giderlermiş. Bu seviyeye kadar suya girerlermiş. Ellerini bu şekilde uzatırlarmış öne doğru yani suyun hizasına ve arkaya doğru o suyu atarlarmış ellerini bir kap yapıp. Bunu şöyle hayal ederek yaparlarmış. Bütün acıyı, bütün kaybımı, bütün olumsuz duygularımı, acımı, yasımı ben atıyorum arkaya doğru. Yani arkada bırakıyorum. Çok anlamlı değil mi? Bana çok anlamlı geldi. Bu hareketi yaparken de ağızlarından nefes alırlarmış. Ağızlarından nefes verirlermiş. Önde yapıp verirken de diye yapmak böyle bir rahatlamaktır ya. Normal hayatta da yaparız. Bunun gibi de düşünebilirsiniz. Bunu 3 dakika yapmak bile yeterli. Tabii daha 11 dakika yapsanız çok iyi. Dik oturmak çok önemli çünkü olabildiğince vücudu hazırlayarak, nefesi hazırlayarak böyle kendimizi açıyoruz dik oturup göğsümüzü öne çıkartarak. Ve bunu oturarak dediğim gibi bağdaş pozisyonda yapabilirsiniz, sandalyede yapabilirsiniz ve hiçbir meditasyonda olmayan bir şey bu. Küvette de yapabilirsiniz su doldurup aynı seviyede, dediğim seviyede. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Dik oturduk, kolları uzattık. Paralel olarak uzattık. Ben kronometremi açıyorum. Ve 3 dakika güzel bir müzik eşliğinde bu meditasyonu sessizlikle yapalım. Başlıyoruz. Arkaya doğru atabildiğiniz kadar atın ve bu hareketi yaparken lütfen dediğim şeyleri hayal etmeye çalışın. Acım var, beni mutsuz eden bir durum var, yasım var, kaybım var ama onun yükünden kurtuluyorum, onu arkamda bırakıyorum. Meditasyonu benimle şu an yapıyorsanız, bir yas içindeyseniz şunu fark edin. Acıdan kurtulmaya, acıyı geride bırakmaya zaten niyet etmişsinizdir. Yoksa boş boş televizyona da bakıyor olabilirdiniz. Bunun farkına varın ve hayata karşı biraz da umudunuzun olduğunu fark edin. Çünkü umut bittiği yerde hayat da bitiyor. Unutmayın,
Eğer hala nefes alıyorsak, bize böyle bir şans verildiyse, biz öteki tarafa gitmediysek bunun bir nedeni vardır. Demek ki daha yaşamamız gerekiyordur. Daha deneyimlememiz gereken şeyler var demektir. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunun kıymetini bilmemek biraz vefasızlık. Hayat çok değerli bir şey. İnsan olarak hayata devam edebilmek, doğmak en başta büyük bir lütuf. Bunun hakkını vermek lazım. Vefasızlık yapmayalım. Vücudumuza, zihnimize, ruhumuza vefasızlık yapmayalım. Dolu dolu yaşamaya geldi hayata. Ölüm de bu sürecin bir parçası. Hepimiz öleceğiz. Herkesin bir sırası var. O yüzden bunu hayatın normal bir süreci olarak görelim. İsyan etmeyelim. Hayat bu. Başlangıcı ve sonu var. Ruhunuz sonsuz. Bunu hatırlayalım. Şimdi ellerinizi uzattınız. Burnunuzdan nefes aldınız. Verdiniz. Ve ellerinizi rahatlıkla dizlerinizin üzerine bırakabilirsiniz. Evet, yas, yası tutan için sadece zor değil. Yası tutan insanın çevresi için de zor bir durum. Çünkü mesela bir örnek vereyim, bir çocuk düşünün. Babasını kaybetmiş, annesi büyük bir yas içinde. Ve artık annesi eski, o eskiden olduğu insan olamıyor. Bunu görüyor çocuk, bunu gözlemliyor. Annesinin bir noktada annesi olmaya başlıyor ve bu çocuk sırtına aslında büyük bir yük alıyor. Annesini mutlu etmeye çalışıyor, gözünün önünde çok sevdiği insan yok oluyor, yavaş yavaş eriyor. Zaten babasını kaybetmiş, bir de annesinin acısını yaşatıyor, göğüslemeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer yas tutan bir insansanız biraz kafanızı o kumdan kaldırıp biraz etrafınıza bakın, çocuğunuza bakın. Kendi annenize, babanıza, artık kimse sizinle birlikte bu yası yaşayan, onlara bakın ve biraz bencillik alanından çıkıp biraz onların acaba sırtına yük yüklüyor musunuz, buna bakın. Arkadaşlar için de çok zor. Mesela bir arkadaşınız eşini kaybetmiş olabilir. Görüyorsunuz arkadaşınızı, arkadaşınız o eski canlı, sevinçle hayatı yaşayan, hevesli insan değil. Birlikte planlar yapmak istiyorsunuz, yapmıyor, tatillere gitmek istiyorsunuz, gitmiyor. Burada da tavsiyem biraz sabırlı olun. Dediğim gibi bir süreci var yasın. O süreçte rahat bırakın, sabırla ve şefkatle. Yani şefkat mutlaka çok önemli, sevgi ve şefkat. Yasın şöyle bir süreci olduğu söylenmiş. 90 gün gibi yasın bir süreci varmış. Bu 90 gün zaten uzadığı zaman biz işte bir sorun var diyoruz. Yani oradan oraya saplanılmış çıkmak gerekiyor diye. Hani her şeyin, herkesin bünyesi, herkesin acısı farklıdır ama en azından şöyle ortalama 90 gün diyebiliriz buna. Bu 90 gün içinde eğer bir yasınız varsa kızıp bu sinirle radikal kararlar almayın. Çünkü bilin ki o süreçte zihniniz kapandı. Yani zihniniz çok olumsuza battı. O yüzden çok radikal kararlar alırsanız, mesela ben bu şehirden gidiyorum, ben istifamı veriyorum, ben arabamı satıyorum falan gibi. O panik haliyle kararlar alırsanız ne olur? Yanlış kararlar, sizin için hayırlı olmayan kararlar alabilirsiniz. Kendinize biraz zaman verin, sindirin. Bundan sonra devam edin. Bunu şöyle aktarmak istiyorum kendi yaşamımdan. Benim bir akrabamın eşi öldü ve 50 senedir evlilerdi ve inanılmaz bir aşkla hala 50 yıl sonra sokakta el ele gezerlerdi ve bunu gösteriş için yapmazlardı gerçekten. El ele tutuşmanın keyfini yaşadıkları için bu şekilde sürekli birbirleriyle yapışık, çok da tatlı, yapışık derken hani böyle birbirlerine muhtaç değil ama hani böyle çok tatlı bir ilişkileri vardı. Hayat boyu birliktelermiş, birbirlerinin ilk sevgilileriymiş ve o insanı kaybetti. Bir şok, yani hiç de beklenmeyen bir şekilde kaybetti ve kendisi öfkeliydi. Ama yine de hayat enerjisini kaybetmedi. Çünkü çocukları var, torunları var. Yani o öfkeli olduğu zaman bile gelecekle ilgili
ifadeler kullanabiliyordu. Yani sadece geçmişte takılı yaşamıyordu. Tabii her gittiği yerde eşini hatırlıyordu, sürekli bize ondan bahsediyordu. Yani bir sohbetimizin sonu mutlaka eşiyle olan anısına değiyordu. Bunlar çok normal. Ama geçen gün telefonda konuştuk, bana şöyle dedi. Dedi ki, öfkemi artık dönüştürdüm dedi. Çünkü dedi, evde otururken, eşimin resmine bakarken, işte onunla birlikte aldığımız tabakta yemek yerken öfkeleniyordum dedi. Neden diye soruyordum hayata dedi. Şimdi kabullendim dedi. Resmini yine aldım dedi. Yemek yerken onunla konuşuyorum dedi. Yani bu çok hoş değil mi sizce de? Gerçekten normal olması gereken, olgunca atlatılmış bir proses değil mi? Biliyorum bunları hani tavsiye olarak aktarıyorum. Sana söylemesi kolay diyebilirsiniz ama böyle dünyadan yani çevremdeki bunu aşabilmiş insanlardan örnek veriyorum ki size egonuz bu örneklerle biraz ikna olsun diye. Bir de okuduğum bir kitap vardı. Oprah Winfrey'nin. Burada bir psikiyatristle röportaj yapıyor Oprah ve bunu kitaplaştırmış. Orada psikiyatristin hem böyle kayıplar sonrasında hem de travmatik olayların sonrasında kişilerin şifalanma sürecinde en çok etkili olan şeyin kendini, insanın kendini güvende hissettiği ortamlarda, topluluklarda bulunması en çok şifa veren şey. Yani birlikte aktivite yapabileceği, birlikte oturup muhabbet edebileceği insanlar. Benim akrabamda da aslında durum benzerdi. Çünkü küçük bir yerde yaşıyordu ve ailesi kalabalıktı. Onu yalnız bırakmadılar. İstediği gibi dışarıya çıkabildi, eşti, dostu gördü ve sanıyorum ki bu süreci o yüzden çok daha rahat atlattı. Benim kitabımda da ölümle ilgili özel bir bölüm var. Kitabım 3 bölümde. Kitabımı göstereyim. Yerinde olsam beni dinlerdim. Kitabımı ben 4 bölüme ayırdım. Bu kitapta iş dünyasından bahsediyorum. Romantik ilişkiler, ilişkiler dünyasından bahsediyorum bir insan için. Aile dünyasından bahsediyorum ve insanın kendi içsel dünyasından bahsediyorum. Aile konusunun bir alt başlığı ölüm. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki, öyle bir durum oluyor ki insan birini kaybetmeden de yas yaşayabiliyor korkuyla. Yani ölümden sonraki durumu, yani yas konusunu da işledim ama ölüm korkusunu da, ölüm gelmeden birinin ölmesinden korkulan durumları da işledim. Tavsiye ederim eğer böyle bir probleminiz varsa edinip de oradan kendinize faydalı rehberlikler çıkartabilirsiniz. Ölüm hepimizin başına gelecek, bunun önünü alamayız. Ama en azından hazırlıklı olalım. Ölüm gelmeden, ne bize ne de başkalarına gelmeden gardımızı alalım ve onu olgunlukla karşılayabilelim. Bir küçük bilgi daha veriyorum. Bu benim gerçekten inandığım bir şey. Bir yerde, yani öğretilerde duymuştum ve gerçekten de buna kalbimle inanıyorum. Belki siz inanmayabilirsiniz. Sağlık olsun. Bir insan öldükten sonra, geçiş sürecinde, cenazelerde yakın zamanda kaybettikten sonra lütfen isyan etmeyin, bağırarak, kendinizi kaybederek böyle böyle şeyler yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü orada başka dünyaya, yani sonraki yolculuğuna giden bir ruh var ve o ruh görüyor olabilir ve üzülüyor olabilir bunları. Bilmiyorum ruhlar üzülür mü ama biraz o süreci zorlaştırabilirsiniz diye benim inancım bu yönde. Evet, artık yavaş yavaş programı bitireceğim son tüyolarımı vererek. Şunu söylemek istiyorum. Yas zihinle atlatılan bir durum değil. Kalple, bedenle atlatılan bir durum. O yüzden kendinizi böyle analitik aktiviteler yerine daha çok müziğe, resme, sanata vermeye çalışın. Dansa vermeye çalışın bu süreci rahatlatmak için. Suyla bol bol haşır neşir olun, yüzün. Bu size iyi gelecektir. Bu konuyla ilgili ya da yoga öğretileriyle ya da benzer konularla, zihin, ego konularıyla ilgili eğer sorunuz varsa kafanızda soru işareti bana yazın. Özellikle Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Size olabildiğince yardım etmek isterim. Evet, teşekkür ederim programı izlediğiniz için. Başka programlarda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.